Benim ilk dalışım 1970 yılında tesadüf karşılaştığım İtalyanlarla oldu. Tabii o zaman bu scuba öyle bir şeyler yoktu, bilmiyorduk. Nargileydi. Kızıladağ'ın ön yüzünde bir tekne gördük. Biz üç arkadaş geziyorduk. Fakat biliyorduk ki işte büyük basınçlı havayla dalınıyor, işte su altında geziliyor. Onları görünce dikkatimizi çekti ve gittik. Sonra ahbap olduk onlarla. Onlar tarif ettiler. Ve onların tarifi üstüne biz daldık. Ve ilk dalışımız da 37 metreydi. Daha önce Holden gibi. Bir kaza sonucu 70'lerde bir arkadaşımızı kaybettik. Öldü. Vurgundu. Ondan sonra ben bu işin üstüne gitmeye başladım. Ve ilk eğitimimi Bizak, İngiltere'de Bizak'tan aldım. 88'den bu yana ben ve ailemin geçimini deniz anası. Dalgıcın sıradan günü yoktur. Bence hep sıra dışıdır. Çünkü özellikle bizim günlük dalış yaptığımız için misafirlerimiz de değişken, su altında değişken, sıradan bir gün. Ben 30 yıldır hiç sıradan bir gün bilmiyorum. Hep sıra dışıdır. Çünkü en azından yeni bir şeyle karşılaşma ihtimalini düşünerek dalıyorum. Bu da sıra dışı yapıyorlar. Şimdi ben bir hesaplıyorum. Son 5 yıldır kaç dalışım var diyorlar. 10 bin diyorum 5 yıldır. Yani onu bilemiyorum tabii de. Yaşımla bir oranlıyorum. Sanıyorum 5'te 3'ü denizde, 2'si karada diyebilirim. Kuzuk kısmını imal edersek. Bu ilk dalanlarla suya indiğim zaman o çok farklı tabii. İnsan biraz gergin oluyor. Hala gergin oluyor. Yani o insanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hiçbir şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. Onu pek dalıştan saymıyorum. Bu diyorum benim işim olan kısmı. Tetikte olmak gerekiyor. Yalnız onları görmek gerekiyor. Yani ben dalıştayım değil. Sen işini yapıyorsun ve onu en iyi biçimde yapman lazım. Çünkü insanların canı söz konusu. Tabii o çok farklı bir boyut. Ama usta dalıcı veya keyif dalışı o bambaşka bir şey. O işte tatil. Böyle insana keyif veren, mutlu eden her şey o işte. Fethiye, benim için Fethiye çok özel bir yer. Ben sanki burada doğup büyüdüm gibi hissediyorum. Aslında ben buraya 18-19 yaşında geldim. Sürekli gidiyorum bir yerlere. Gittiğim yerlerin en güzel tarafı Fethiye'ye dönüşü oluyor. Yani kendimi burada son derece özdeşleşmiş hissediyorum. Burada hayat çok kolay ve güzel. Mesela yanımdan geçen 10 kişinin 5'ine merhaba, 3'üne ne haber diyorum. Herkesi tanırsın, herkes seni tanır. Bunlar hayatı kolaylaştıran şeyler. İnsanlar yüzü gülen insana hasrettir. Büyük kent, İstanbul, Ankara vesaire. Burada tersi ya, herkes sabah gülüyor. Aldık mı her şey karada kalıyor.
Yani bu işi profesyonel yapıyor olmama rağmen işte iş kaygısı, yapılması gerekenler, şunlar hepsi arada kalır onların. Benim de hiçbiri gelmez. Kafam suya girdi mi, kafamda kalan diğerleri de yukarıda kalıyor. Sen ve deniz. Çok güzel bir şey. Balıklarla paylaştığın bir ortam. İşte her şeyle karşılaşma ihtimalin var. Zaman zaman bu ihtimaller mutlu da ediyor insanı.
Her gün bu sözleri vererek derslere giriyorlar. Saygılı olup çalışacak, yurdunu milletini özünden çok sevecekler. Ve böylece güzel bir gelecek onları bekleyecek. Büyünce ne olmak istersiniz? Doktor mu? Pilot. En sevdiğin araba hangi marka? Balagila. Senin? Mercedes. Otel Agila. İlkokul birinci sınıfın şirin saflığında tarihi yorumları ileride de sürecek. Ezberle gitsin. Çünkü nasılsa dört şıktan sadece biri doğru olacak. Varsa hatayı kendinde araması gerekecek. Büyüklerin hikmetinden sual olunmayacak. Kendiniz uyuyor musunuz? Önce ailemizden, sokaktan, yaratılımımızdan, okuldan. Kendi varlığını armağan edince vatan, millet, bayrak diyene oyunu verecek. Veya oyunu buna göre oynayacak. Rekabeti yavaş yavaş öğrenecek. Çünkü hep birileriyle yarışacak. Üstelik farklı imkanlarla. Dershaneye üniversite sınavına hazırlanmak için geliyorum. Yani biliyorsunuz şu andaki üniversite sisteminde dershane olmadan olmuyor yani. Bir şekilde dışarıdan bir ders aktarması gerekiyor. İlkokulu bitirdim. Çok iyi yapalım. Yani maddi yoksulluktan dolayı. Pazarlama oyunlarına alışacak. İleride fazla yadırgamayacak. Bir de bir Coca-Cola'dan küçük ayım var. Büyük elinde kolası var. Lamborghini almış. Ferrari Felli. Şimdiden üniversiteye hazırlanıyorsun. Daha iyi bir yaşam için. Peki daha iyi bir yaşam nasıl bir yaşam? Yani rahatça geçinebileceğim bir yaşam. Yani bu ülkede rahatça geçinebileceğim bir yaşam. Başka bir ülkede yaşamak ister misin? Hayır. Ha, evet. Amerika. Demir döküm fabrikalarında, maço kısmında radyatör maçaları basıyordu. Plastikçiydi. Orada çalıştığım 25 senenin 10 sene Almanya'da, Avrupa'da çalışmış olsaydım bugünkü durumum, yani bu yaşta evden camiye, camiden evimize gitmek olurdu herhalde. Eğitimin de içinde bulunduğu sosyal güvenlik harcamalarının milli gelir içindeki payı Avrupa Birliği ülkelerinde %28.7. Türkiye'de ise 4.9. Başka bir ülkede istemem. Thank you.
şekilde diplomayı cebe koymak zorundasınız. Onun için yani sonuçta illa mezun olduğum bölümün gerektirdiği şekilde yaşamak için üniversiteye gitmiyorum. Büyünce ne olmak istersin? Doktor. Doktor. Çocuk sevgisi olmasa bu maaşla bu parayla da öğretmenlik yapılmaz yani. Ben buna inanıyorum yani. Çünkü verdikleri maaş çok az bir maaş. Bana yetmiyor yani. İşin doğrusu da o. Öğretmen. Öğretmen olmalarını ister misiniz? Valla olmalarını bir yerde çok arzu ediyorum ama bakıyorum öğretmenliğe verilen değer bugün sıfır. Hiç olmalarını istemiyorum. Nüfusun %25'i öğretmen ve öğrenci. Milli gelirden eğitime ayrılan pay %3.3. Başarıyı yakalamak çok önemli. Mükemmel, mükemmeli görmek, yakalamak önemli. Onlardan o kadar çok var ki, küçük kirli yüzleriyle her yerde karşımıza çıkıyorlar. İçimiz burkuluyor, üzülüyoruz. Bazıları masumiyet çağlarını çoktan geride bırakmış. Garip kimyevi kokuları ve tedirgin edici bakışlarıyla huzurumuzu kaçırıyorlar. Çoğu zaman ellerine biraz para tutuşturuyor ve kendi huzurlu, özgür dünyalarımıza dönüveriyoruz çabucak. Ancak kendi dünyalarını sokak çocuklarının çok uzağında kurmayanlar da var aramızda. Umut Çocukları Derneği ve Dernek Başkanı Yusuf Ahmet Kulca bunlardan birisi.
sabır isteyen, sevgi isteyen, bir çok büyük fedakarlık isteyen bir alan bu. O bakımdan biz bunu zaten aşağı yukarı neredeyse yani 20 yılı aşkın bu işin içindeyim. Dernek olarak belki 10 yılı buluyor bu işin içindeyim. Yani sabır ettiğinizde, fedakarlıkta bulunduğunuzda, sevdiğinizde görüyorsunuz ki gerçekten bunun karşılığını alıyorsunuz. Şu anda mesela benim asker 5 tane çocuğum var. Yani askere gönderdiğim 5 çocuğum var. Onların her bir telefonu, sürekli arayışları, onlarla olan irtibatlarımız, bizi komutanlarına takdim ediş şekilleri, yani sahipleniş, bizim onları, onların bizi sahiplenmesi falan. Aslında çok güzel, çok keyifli bir iş. Çevresinde sokakta yaşayan çocuk ve gençler buraya gelip sabah kahvaltısı, öğlen yemeği yiyebiliyorlar. Saçları kesilebiliyor, üstünü başını yıkayabiliyorlar, banyo ihtiyaçları karşılanıyor. Her türlü sağlık problemleri burada çözülüyor. Okuma yazmadan tutun diğer sosyal etkinlikler, sinemaya götürmek, tiyatroya götürmek, futbol maçlarına katmak, kendilerinin oynamasını sağlamak, kamplara götürmek şeklinde hizmetlerimiz var. Çocuk olduğunu tahmin ediyoruz sokakta yaşayan Beyoğlu ve çevresinde. Günde 1,5-2 milyona yakın bir şişe tiner alıyorlar. Bedeli bu. 2 şişe tüketiyorlar akşama kadar. Yani 24 saat için söylüyorum. Yani toplam biliyorsun işte 4 milyon ile 5 milyon arasında bir çocuk günlük tiner tüketimi var. Ayda aşağı yukarı 15 milyar civarında bir para yapıyor. Bunun için sigarasını eklerseniz, bunun içine yemeğini, üstünü başını eklerseniz, vatandaşların aldıkları ayakkabıları eklerseniz, bunun dışında bu çocuklar bir de para biriktiriyorlar gençler, bunu da eklerseniz neredeyse 30-40 milyar lira aylık bir kazanç dönüyor Beyoğlu ve çevresinde. Bu kazancı kıramazsanız eğer, kırılmazsa eğer, o zaman biz bu çocuklarla yaptığımız çalışmalar gerçekten çok da başarılı olamayacağımızı söylemek gerekiyor. Vatandaşlardan ve esnaftan beklentimiz şu: bu çocuklara ve gençlere para verilmemesi, giysi verilmemesi, bu çocuklara bir şey satın alınmaması ve bu çocuklara bunun dışında da karnının doyurulmaması gibi bir talebimiz var. Bakın sadece ve sadece İstanbul halkı yılda bundan 4 yıl önceki Belediye Zabıta Dergisi'nde yapılan bir araştırmaya göre dilencilere verdiği para 25 trilyon arkadaş. 25 trilyon ya, 4 yıl önceki rakamda. Şu anda 75 trilyon olsun. Demek ki biz yılda farkında olmadan o beğenmediğimiz 250 bin liralar, 500 bin liralar, 1 milyonlar bir araya geldiğinde 25 veya 50 trilyon veya 75 trilyon olabiliyorsa demek ki bizim örgütlü toplumaya ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Yani insanların orada buradan bağırmasıyla bu iş olmayacak, değişmeyecek. Örgütlenmek zorundayız ve herkes gençlerle dahil olmak üzere bir sivil toplum örgütünün üyesi olmak zorunda. Adaletsizliği gideremediğiniz sürece bu tür problemleri sistem üretmeye devam edecektir. Siz aileleri güçlendirmediğiniz sürece, aileleri eğitmediğiniz sürece bu problem yaşamaya devam edeceğiz. Siz ekonomiyi düzeltmediğiniz takdirde, eğitimi düzeltmediğiniz zaman, sağlık sistemini düzeltmediğiniz takdirde bu çalışmalar gerçekten sadece olaylarla uğraşmaktan öteye gitmeyecektir.